Bir bomba bilgiyi daha açıklayayım. Yani inanamayacaksınız. Aslında bak aileye baktığınız olabilir diye de düşünüyorsunuz. Önemli bir iddia. Şimdi İbrahim'in babasının adı Özgür. Özgür efendi pavyon işletiyor. Evet. Anladığım kadarıyla evet. Birçok kişiyi de bölgedeki yetkililerle de arası bayağı iyi. Evet. Siz anlayın. Evet. Şimdi şeyde pavyonda çalışan bir kadınla İbrahim'in babası dini nikah kıyıyor. 6 yıldır da bir kuması var. Daha doğrusu Selma'nın bir kuması var. Yani o kişi de pavyonda çalıştırmaya devam ediyor. Karmaşık gibi gelebilir. İnanamayabilirsiniz ama her şey olabiliyor. Şimdi Selma kendi evladına, kendi çocuğuna sözüm ona kız kaçırıyor ya. Selma'yı bu arada kocası aldatmış. Selma'nın da kuması var. Şimdi daha kızımız diyelim ki siz bu olaya rıza gösterdiniz. Sıla'nın da kuması olacak. Böyle şey olabilir mi yani? Olamaz. Babadan oğula. Evet ya. Sıla'nın olmuş zaten şu anda Didem Hanım. Olmuş derken var. Kızımız rıza göstermiyor diye biliyorum ben değil mi? Böyle bir şey yok yani. Yok hayır, öyle hayır. Bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Babadan oğula derler ya bizde atasözü vardır. Çaba çıkan geçin çaba çıkan oğlu olur. Anasına oğula. Bak kızını al. Babasına aynen. Bak oğlunu al. Bence öyle. Anasına onu, bak kızını al diyorlar aynen. Ya. Bence aynen babasına öyle. Da bak kızını al yani. Onu hesap. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bence anasına bak herkes babaya baksınlar yani. Valla baba oğlan ilişkisine baksınlar. Babanın ondan sonra karısıyla ilişkisine baksınlar. Şimdi Selma bunu biliyor mu acaba peki pavyonda çalışan bir kuması olduğunu? Biliyoruz bunu artık. Selma'ya sormak lazım. Bu kadar her şeye vakıf olan Selma evet. Bütün kızları evet. Kaçırmaya kalkıyor. Evet. Yok Ayşegül'ü kaçıracağım, yok onu kaçıracağım. Bence biliyordur dedi. Biliyordur. %80 buraya da biz duyuyorsak, evet. İstanbul'da biz duyuyorsak bunu o %80 duyuyor. Yani kendi oğlunun, bu Selma evet. Anladığım kadarıyla bütün bunu başının altından kalkıyor. Bu Selma kendi oğlunun herhalde bir Melisa'yı 4,5 aylık hamile bıraktığından haberdardır değil mi? Aynen. İbrahim'in. Evet. Ondan sonra gitsin şey Melisa istesin kıza sahip çıksın bir kızın hayatını kurtarsın. Sahip çıksın, yalan yok torunu. Ben bu 7 kişiden de şikayetim. 7'sini de tutuklasınlar ama tutuklamıyorlar. Evet ya. Bu arada Tuğçe ile ilgili ihbarlar geliyor arkadaşlar ona bakar mısınız? Annesi bir şey perişan durumda tabii. Şimdi sevgili Ayşegül bu İbrahim ile ilgili bu bilgileri siz duymuş muydunuz kızım? Yani İbrahim tamam. Nasıl bir insan, nasıl bir çocuk? Neden ondan korkuyormuş? Ben onu merak ettim. Yani korktuğuna göre demek ki kıza da bir yaklaşmaya mı çalıştı? Sıla'ya yaklaşmaya mı çalıştı bu İbrahim? İbrahim'den korkma sebebimiz açıkçası ben de gördüğümde korkuyordum. Söylentiler öyleydi. Hani düzgün bir insan olmadığını biliyorduk ve tip olarak da korkutucu birisi. O yüzden Sıla'yla ikimiz korkuyorduk. Hatta Zilan'da beraber. Zilan da Sıla'nın kız kardeşi. Çocuğu gördüğümüz zaman korkuyorduk. Çocuk peki size yaklaşıyor muydu, konuşmaya çalışıyor muydu, hayır. Uzakta mı duruyordu? Uzakta duruyordu, sadece bakıyordu. Yani Selma o zaman çocuğunun bir şeyini örtmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Bir an önce evlendirip ama zaten o kız ne olacak? Otel odalarında kalıyor. Arkadaşlar Melisa'ya bir ulaşmaya çalışalım. Ya da Melisa beni duyuyorsan eğer İbrahim'in hamile bıraktığı 4,5 aylık hamile olan Melisa'yı da bir dinlemek isterim. Şimdi böyle bir insana kız vermenizi hala sizden isteyen aracılar özür dilerim. Çok özür dilerim eğer iddialar doğruysa. Şimdi birincisi bu Özgür Bey'in işte pavyonda çalışan bir kadınla ilişkisi olduğu. Evet. İbrahim'in babasının evet. İşte kuma getirdiği Selma'ya bu iddia doğruysa. İbrahim'in yine pavyonda babası gibi davranıp pavyonda çalışan bir genç kadını hamile bırakıp işte hiç ona bakmayıp sahip çıkmayıp otel odalarını süründürüyorsa bu iddialar doğruysa hala kızınızı İbrahim'e verin diye aracı olanlar varsa ki böyle birileri de olabilir. Aracı olanlar varsa ben onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Hayır efendim hiç tamam daha mı? Kimse de gelmedi. Babaannesi dedesi geldi. Babaannesi dedesi geldi zaten biz onlardan şikayetçiyiz. Gerisinden de şikayetçiyiz. Babadan dededen bir tut, kardeşinden bir tut, hanımlardan amcası. Bir tut. Dün amcası evvel unçarsa. Taklık yap. Amcası. Ha bu dediniz Engin. Amcası. Evet Engin. Çarşamba gün. Hem belediyede çalışıyor. Orada evet. İzin alıyor. Pavyonda çalışıyor bir yandan. Evet. Orayı bırakıyor. Bizim kızlar yataklık yapıyor. Yataklığı yaptıktan sonra akşamda şeye geçermiş çalışmaya. Görenler var. Peki arkadaşlar amcayı bağlayabilir miyiz? Ekrem Bey hazır mı? Ekrem Bey'i bir bağlayabilir miyiz lütfen? Hemen bağlayalım lütfen Ekrem Bey'i. Şimdi birkaç yerde tutuluyor olabilir. Bu Özgür'ün de pavyon sahibi olan Özgür'ün de oradaki bazı yetkililerle anladığım kadar arası iyi. Bunu da bir şeyleri bilerek evet, söylüyorum. Evet, evet. Değil mi? Biraz evet, çevresi evet, olan evet, bir arkadaşımız. Ben biraz öyle şey konuştuk ya. Evet. Değil mi Fatma? Öyle mi? Evet. Ben öyle sezdim tamam. Yani. Hmm.
Yani dünkü ifademle... Sen Selma ile konuşmuşsun. Selma ile... Kızı kaçırdıktan sonra mı seni aradı? Nasıl oldu şu? Beni aramadı. Kayınvalidemi aradı. Tamam. Kayınvalidemi aradı. Şöyle biz... Öz hala mı bu peki? Öz hala mı? Öz halam değil. Babamın amca kızı oluyor. Yani peki. Biz hala diyoruz. Tamam. Kayınvalidemi arıyor. Kayınvalidemi aradı. Kayınvalidem köyden geldi. Tamam. Biz köyde düğün vardı. Ben pazar günden geldim. Çünkü çocuklarım okula gidiyor. Evet. Annem pazartesi gün geldi. Tamam. O arada kadın dedi, ben dedi üstümü değiştireceğim kızım dedi. Telefonu bıraktı gitti. O anda telefon çaldı. Ben açtım. Hı. Selma dedi, ben dedi sen kimsin dedi bana telefonu açınca. Ben dedim Fatma. Sen dedi Zeynep ablanın gelinisin değil mi dedi. Evet dedim. Ya dedi biz dedi Sıla'yı kaçırdık dedi. Hı. İtiraf kaçırdık etti. Diyor. Evet. Kaçırdık. Sıla'yı kaçırdık. Siz dedi. Ne dediniz? Konuşmayı birebir anlatır mısınız? Önemli anlatacağınız evet, her şey. Evet, Sıla'yı kaçırdık dedi. Ben de dedim neden dedim böyle bir şey yaptınız? Yani dedim kızın gönlü var mı? İlk önce bunu sordum zaten. Tabii kızın ki. Rızası var mı dedim, gönlü var mı? Hı hı. O da dedi ki yok dedi. Yani dedi olur dedi, ileriye doğru da olur dedi yani dedi. Ne ya? Yazık dedim nasıl ya dedim. Var mı ya gerçekten? Nasıl ya dedim. Ondan sonra dedi biz dedi Eltem'i de dedi Ceyda'yı da dedi bilirsin ya da biz dedi onu da öyle kaçırmıştık dedi ama dedi babasına başlık verdik dedi bir şekilde dedi gönlünü yaptık dedi. Arkadaşlar şu ihbarı bir alır mısınız? İsmini de vermek istemiyor. Melisa olayını biliyor. Yani İbrahim'in hamile bıraktığı kızla ilgili bütün olayları biliyor. Demek ki bu olay doğru. Lütfen bağlayın. Devam edin. Peki. Oradan yani kızın rızası olmadığını ağzından beyan etti. Siz bunu evet, duydunuz. Evet, evet. O ama, orada dedi ki ya dedi ben dedim yanlış şeyler yapıyorsunuz. Ben dedi bu kızı vermeyeceğim dedi. Saklayacağım bir sene dedi. O kadar güveniyor kendisine. Ben dedi babasının adı Sinan'dı yani bizim tanıdığım ama ben dedi Sinan'ın kızıysam dedi bu kızı dedi kaçırtmış da geri verdi dedirtmem dedi. Gerekirse dedi bir sene saklayacağım dedi. Ben dedim sen ne diyorsun dedim kapattım telefonu zaten. Ay Allah zaten. Korusun kıza başına bir şey mi getirdiler yani? Yani telefonu kapattım ben o arada. Ay melek yani Allah korusun. Yani ondan bir gün sonra biz tabii bunlara gittik. Onun hı-hı, haberi yok. Biz annemle gittik yani. Hı-hı. Tabii onlar o zaman siz burada buraya evet, yayına evet, katıldılar. Biz amcaya babaanneye falan gittik nasıllar acaba diye. Tabii ki gideceğiz yani tabii, destek olmaya gideceğiz. Bu yine aradı. Kocasının numarasından arıyormuş bizi. Yani Özgür'ün baktım, numarasından. Evet ben zaten annem dedi ki beni kızım dedi biri arıyor yine dedi. Baktım yani kayıtlı birisi değil. Annem korkar zaten kayıtlı birisi olmadı mı açmaz telefonu. Peki. Benim zaten dedim anne dedim kesin Selma bu yine dedim. Hı hı. Açtım telefonu hoparlörleri de açtım. Orada 20 tane kişi vardı. Ne dedi? Selma ondan sonra dedi alo dedi yine annemi bekliyor. Ben çıktım yine karşısında. Dedim ne oldu dedim. Dedi Fatma dedi ben size geliyorum dedi. Neden dedim bize geliyorsun dedim. Hı hı. Ya dedi işte dedi şeyin dedi gönlünü yapsak ya dedi. Cuma abilerin gönlünü yapsak ya dedi. Neyin gönlünü yapıyorsun sen dedim ya. Yok bir şey olabilir mi? Sen dedim neyin gönlünü yapıyorsun? Benim de dedim kız çocuğum var dedim. Senin de kız çocuğun var dedim. Zorla dedim kız kaçırmak ne demek dedim ya. Sen o çocuğun hayallerini çaldın dedim ya. Şu anda da benim anladığım kadarıyla konuştuğum kişilerden bir iki kişiden aldığım izlenim şu sevgili Cuma, sevgili Melek. Sanki sizin kızınızın rızası varmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Hayır, hayır değil. Ben onu söyleyeyim. Kesinlikle. Ya çünkü amcayı da aramışlar. Şimdi amca...